Gibi bir tane sanatıyla kesme sanatı bir sura var. Evet. Tabii daha sonra biteceğiz burayı. Bitirdiğimizde çok geniş hale gelecek. Bakın bu odanın yüksekliği 3 metre 30 santim. Bir giriş çekelim. Zaten buradan bir de şöyle etrafı çekebilirsiniz. Hamamı daha rahat görebilirsiniz buradan. Çift kubbeli bir hamam. Hı hı. Bakın Türkiye'de söylüyorum. Türkiye'de hem hamam hem konak. Yani konağa ait bir hamam yok. Düşün yani 200 sene evvel 500 sene evvel insanlar nasıl yaşamış? Görebilirsiniz. Rüzgar tribünü de oraya attın ha? Evet, rüzgar tribünü de koyduk. Çevre aydınlatmasını tamamen bununla yapıyoruz. Elektriğe de ücret ödememiş dolayısıyla. Ay müthiş bir şey. Evet. Burada mesela derinlik olsun diye farklı bir konseptle bir tavan yaptık buraya. Bunların üzerine süsleme, boyama sanatları yapacağız. Çok daha farklı olacak. Çok daha farklı olacak. Bu tavanı da tamamen ben yaptım. Nilüfer bak her girişte... 3 kademi, 4 kademi. Nilüfer. 2, 3 kademi. Bir de şey var, tamam, içeride var. 4 kademi Nilüfer var. Her girişte yan oda burayı görüyor. Giren çıkan mutlaka takip ediliyor. Çok aynı zamanda güzel. Aydınlığın da sayısını arttırıyor. Aydınlığı da arttırıyor, evet. Bravo. Burayı da aydınlık yapıyor. Şu olsa, bak mesela yeni modern binalar var. Mersin'de böyle bir bina yapılmıştı. Şu yandan, odadan aydınlık vermediği için burası uzun bir şey çıkıyor böyle. Salon çıkıyor ama o kadar çirkin duruyor ki. Bu mesela sağdan soldan ışık alıyor. Kapıdan ışık alıyor, oradan ışık alıyor. Değil mi? Yani şu ışıklar, ekstra ışıklar buraya zenginlik katıyor diyelim yani öyle. Şimdi buradan merdivenin yukarı çıkacağız. Çatımızda